Şimdi şahıslar adına söz taleplerini karşılayacağım. Şahıslar adına ilk söz İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mehmet Bekeroğlu'na aittir. Buyurun Sayın Bekeroğlu. Süremiz 10 dakika Sayın Bekeroğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 43 sıra sayılı kanun teklifi geneli üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz aldım. Değerli arkadaşlar, bu sosyal hizmetler kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, ismi sonradan değişti. Birçok madde bizim de itiraz etmeyeceğimiz maddeler var, teknik maddeler. İtiraz edeceğimiz konu şu ki bunların büyük çoğunluğu, itiraz etmeyeceğimiz maddelerin büyük çoğunluğu daha evvel yine torba kanunlarla gelmiş. Muhalefetin uyarılarına rağmen hani bir harfini bir kelimesini değiştirmeme azmindeler ya arkadaşlar, değiştirmemişler. Sonra bir ay sonra, iki ay sonra yanlış yaptıkları anlaşılmış. Şimdi düzeltmek için getirilen maddeler değerli arkadaşlar. İnat için geliyor. Başka önemli bir konu var bu yasa yapma tekniğiyle ilgili. Şu anda görüşmekte olduğumuz bu 19 maddelik torba yasa arkadaşlar temel yasa olarak görüşülüyor. Komik bu ya. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Temel yasa, açın iç tüzüğü bir okuyun arkadaş. Neresi temel yasa bu? Neyse, temel yasa olarak konuşuyoruz. Ama bu yasada 6 maddesi Aile ve Çalışma Sosyal İşler Bakanlığı ile ilgili, 1 maddesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 maddesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 maddesi Tarım Ormancılık Bakanlığı, 2 maddesi İçişleri Bakanlığı, 2 maddesi Çevre Şehircilik Bakanlığı, 4 maddesi de Maliye Hazine ve Maliye Bakan. Nerede? Kimle konuşacağız? Kimle tartışacağız? Nerede şimdi bakanlar burada oturmuyor? Bu şekilde devam edemez, sürdürülemez. Bunu bir kere daha söylemiş olalım değerli arkadaşlarım. Bakın, Cumhurbaşkanlığı sistemi diye bir sistem yok. Böyle devam edemez bu iş. İşte göstermelik olarak laf olsun, işte biz yasamayla yürütmeyi ayırdık. İşte milletvekilleri artık kanun teklifleri milletvekilleri veriyor. Ondan sonra torbacı falan diyoruz arkadaşlara. Kızıyorlar yani. Dolaşıyorlar bakanlıklar arasında getiriyorlar. Ne getirdiklerinden çoğunun haberi yok. Kızacaklar ama işin gerçeği bu. Böyle olmak zorunda değil değerli arkadaşlarım. Ya bu bize, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, demokrasimize şu kadar senelik ödenen bedellere, tecrübelere ihanettir. Ayıptır değerli arkadaşlarım. Bunları yapmayalım. Bakın, birkaç tane sos maddesi koyuyorsunuz. İşte bir herkesi ilgilendiren madde koyuyorsunuz. Mesela burada işte bayram ikramiyeleri dolayısıyla gelir testinde problem çıkmış ve işte engelliler yardım alması, evde bakım yardımı alması ile ilgili sorun çıkmış. Şimdi bunu düzeltiyorlar. Aslında bu iki maaş ikramiye gelirken bu sorun çıkarılması öngörülebilmeliydi, öngörülmemiş. Şimdi geliyor sos. Ama burada komisyon başkanını da sizin huzurunuzda size şikayet ediyorum değerli arkadaşlar. Kınıyorum kendisini. Bize işte 17 maddelik bir teklif geliyor. Şunlar şunlar var. Bir problem yok, tamam. Ama son dakikada esas maddeleri getirdi arkadaşlar. Yani bu ayıp bir şey ya. Ayıp yani, ayıp. Başka bir kelime bulamıyorum Sayın Başkanım. Ayıp. Son dakikada esas iki tane maddeyi getirdi. Nedir bu esas iki tane madde değerli arkadaşlarım? Seçim amaçlı iki tane madde geliyor. 31 Mart'a yönelik iki tane madde geliyor. Bunlardan bir tanesi değerli arkadaşlarım, tüy bitmemiş yetim hakkını birilerine veren bir madde bu bir tanesi. Daha evvel biliyorsunuz taşeronluk sistemiyle ilgili çok tartıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015 seçimlerindeki vaadiydi. Daha sonra AK Parti ben yapacağım dedi. Kısmen yaptı. Ama orada bir problem çıktı. Bundan önce biriken kıdem tazminatları ne olacak? Mahkemelere verildi. İşte alt taşeronuna rücu eder etmez tartışmaları devam etti. Mahkemeleri kazandı ilişkiler. Taşeronlardan alt işverenlerden kıdem tazminatlarını almaya başladılar. Şimdi geliyorsunuz burada. Kimdir bu yandaşlar, bu müteahhitler? Bu müteahhitlere bu milletin milyarlarca parasını veriyorsunuz. Milyarlarca parasını veriyorsun. Üstelik de geriye doğru da gidiyor değerli arkadaşlarım. Ayıptır, günahtır, yapmayın. Ayıptır, günahtır, yapmayın. Ve bunu gece yarısı getiriyorsunuz, gece yarısı. Tartışmaya, konuşmaya, kamuoyunda bir tepki oluşmasını engellemek için gece yarısı getiriyor. Kurnazlık yapıyorsunuz, ayıptır. Yani etikle, ahlakla falan bağlaşan şeyler değil. Başka bir şey daha yaptınız bu şeyde.
Şubat, Mart, Nisan ayında işe işçi alanların maaşlar, o işçilerin maaşlarını, o işçilerin primlerini ve vergilerini nereden ödeyeceksiniz? İşsizlik sigortası fonunda. Kaç tane ahlaka mugayir iş var burada ya? Gece yarısı getirmeniz çok ayıp. Yani neyle izah edeceksiniz? Hadi milletten saklamanız. İşsizlik sigortası fonunu niye başka amaçla kullanıyorsunuz siz ya? Böyle bir hakkınız var mı? Seçimden önce yapıyorsunuz. Esas seçim rüşveti seçimden önce yapıyorsunuz. Böyle bir şey yapma hakkınız var mı? Ayıptır arkadaşlar ya. Siz nasıl bir heyet oldunuz ya? Nasıl her şeyi sindirebiliyorsunuz? Nasıl yapabiliyorsunuz bütün bunları arkadaşlar ya? Sonra nasıl aynaya bakabiliyorsunuz? Nasıl çocuklarınızın, eşlerinizin yüzlerine bakabiliyorsunuz? Ben hayret ediyorum değerli arkadaşlarım ya. Bunu yaptınız. İşsizlik sigortası fonundan. Peki sonra ne olacak? Sonra ne olacak değerli arkadaşlarım? Nisan ayından sonra ne yapacaksınız? Var mı? Başka önemli bir madde daha var karşı çıkacağımız değerli arkadaşlarım. Bakın elimde raporlar var. Şubat ayındaki iş kazaları. Şubat ayında. Hala çıkarıldı mı şeydeki Muğla'daki Milas'ta kayaların altında kalan işçiler? Hala işçiler daha çıkarılamadı. İş kazaları var değerli arkadaşlarım. Ocak ayında 155 işçi, en az 155 işçi öldü değerli arkadaşlar. 2018'de 1923 kişi öldü değerli arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz ki tekrar A sınıfı çalıştırması gerekenler şu tarihe kadar B sınıfı iş güvenliği uzmanı çalıştırabilir. B sınıfı iş güvenliği uzmanı çalıştırması gerekenler şu tarihe kadar C sınıfı uzman çalıştırabilir değerli arkadaşlar. Bu ne demektir biliyor musun? Bu şu demektir. Bu cinayetlere ortak olmak demektir değerli arkadaşlarım. Bunlar rakam gibi geliyor size değil mi arkadaşlar? 150 kişi falan ya ne olacak ya 81 milyon. Bizde yiğit mi yok? Öyle değil ya. Bunlar insan arkadaşlar. Bunlar baba, anne, eş, çocuk bunlar ya. Bunların evde bekleyeni var değerli arkadaşlarım ya. Bizim yaptığımız bir el kaldırma. Evet filan kaldırmayla yaptığımız yanlışlıklar dolayısıyla bu insanlar gidiyor arkadaşlar. Kader mader filanla ilgisi yok. Eğer kader anlayışınız bu ise sizin din anlayışınızı ciddi bir şekilde tartışmak lazım değerli arkadaşlar. Başka bir şey daha var. Değerli arkadaşlarım bu mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yine torba yasa şeklinde geldi. 24 Haziran seçimlerinden önce yine rüşvet olarak getirdiniz geldi. İmar barışı, imar affı falan demediniz. İmar barışı geldi. Yetmedi. Sayın Binali Yıldırım İstanbul'a giderken bir paketle gitsin diye bu imar barışını Aralık ayında çıkardığınız başka bir torbayla bu imar barışını Boğaziçi'ne de kapsayacak şekilde genişlettiniz değerli arkadaşlar. Peki Maltepe'de ne oldu? Bugün de Mersin'de de Toroslar ilçesinin Mevlana Mahallesi'nde bir bina yıkıldı. Allah'a şükür içinde kimse yoktu. Maltepe'de ne oldu? 21 kişi. Sizin çıkardığınız yasa dolayısıyla bu insanlar gitmişlerdi, başvurmuşlardı. 18 milyar da para topladınız şimdiye kadar değerli arkadaşlar. 8 milyar da bedelli askerlikte topladınız. Ondan sonra Nisan ayında, Mayıs ayında yapılacak olan Merkez Bankası'nın genel kurulunun erkene alarak Ocak ayında 34 milyar Merkez Bankası parasını da karlarını da hazineye aktardınız. Ondan sonra ne yaptınız? Ondan sonra cambaz diyeceğim başka ne diyebilirim yani çıkıyor böyle mimikleriyle. Vallahi diyor çok iyi gidiyor her şey. Siz de buna inanıyorsunuz. 5 milyar Ocak ayında bütçemiz fazla verdi diyor. Uçuyoruz. Ekonomi uçuyor. 5 milyar fazla verdi. Ya arkadaşlar bu paralar olmasa daha 2019 bütçesi ilk Ocak ayında 50 milyar TL açık verecek değerli arkadaşlar. Bu. Ekonomi bu ama siz milleti aldatmaya, kandırmaya devam ediyorsunuz. Ya Cumhurbaşkanı'na ne telaş almış arkadaşlar ya. Neredeyse mahallelerde miting yapacak. Yapsın tabii ya. Mahallelerde miting yapacak. Neler söylüyor arkadaşlar? Bakın diyor bu kuyruklar falan var ya. Biraz evvel arkadaşlarımız kuyrukları falan eleştirdi. Bu kuyruklar var ya diyor. Bay Kemal sizin zamanınızdaki kuyruklar yokluk kuyruğu. Bizim kuyruklarımız varlık kuyruğu. Şu işe bakın arkadaşlar ya. Güler misiniz, ağlar mısınız? Bu nedir yani? Bu şekilde seçim kazanacak. Varlık deyince aklıma geldi. Değerli arkadaşlar, 31 Mart'tan sonra 1 Nisan itibariyle bu ülkeyi ciddi bir anafor kriz bekliyor. Bedeller bu yaptığınız yanlışlıklar dolayısıyla kat kat katlanıyor.
Türkiye'nin problemi ortada. Başınızı kuma gömmeyin. Paraları aldınız. Şimdi ödeme zamanı gelince nereden çıktı bu diyorsunuz? Ödeyemiyorsunuz. Türkiye ciddi bir ödeme güçlüğü içinde değerli arkadaşlarım. Bakın, şimdi Çin'den borç alacağız. Bir dakika verir misin bana başkanım? Çin'den borç alacağız, Çin'den. Çin Sanayi Ticaret Bankası ile City grubu görevlendirdik. 1 milyar avro. Kim alacak biliyor musunuz? Varlık Fonu. Varlık Fonu nedir? Devam edin. Varlık Fonu, varlıkların bir kısmını gelecek kuşaklara aktarmak için değerlendirmek amacıyla topladığımız fondur. Varlık Fonu borç verir, değerlendirir, nemalandırır. Siz Varlık Fonu'nda bütün Türkiye'nin varlıklarını topladınız. Şimdi Çin'e ipotek göstereceksiniz. Ziraat Bankası'nın 1 milyar avro almak için Türkiye'yi buraya getirdiniz. Bununla seçimi kazanmaya çalışıyorsunuz, örtüyorsunuz. Ama bunun bedelini sadece siz ödemeyeceksiniz ki. Bütün bu millet ödeyecek. Herkes bu bedeli ödeyecek değerli arkadaşlarım. Bakalım 1 Mart'ta bu cambazlığınız tutacak mı? Bakalım 1 Mart'ta Sayın Damad'ın söylemiş olduğu Ocak ayında 5 milyar fazla verdik yalanı tutacak mı? Hep beraber göreceğiz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.